Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Gününüz, geceniz, ömrünüz, hayatınız, mematınız. Hayır olsun ve selam. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. Kendi çocuğumun da dahil olduğu şöyle 8-10 yaş aralığında en fazla 12 yaş aralığında bir çocuk grubuna hocalık yapıyordum. Hani böyle 30'larımda yani eski epey oldu. Nasıl olduysa her şeyin hayırlısını istemek lazım Allah'tan. Çok da ısrar etmemeli. Bazı istediklerimiz başımıza dert olabilir kabilinden. Hocalık yaptık işte canım. Hocalık. Anlarsınız ya. Bazen tutuyor. Talebelerden biri bir hanım kız. Öyle bir almış ki bunu. Her şey hayırlısıyla istemek lazım falan diye. Yani söylediğimden de fazla anlamış. Öyledir. Bazen de sizden iyi anlarlar. Yani nakletmek o bakımdan bozmamak şartıyla, değişiklik yapmamak şartıyla, Allah rızasını gözetmek şartıyla nakletmek önemli. Olur ki onun idraki sizden daha yüksektir, daha parlaktır, keskindir firaseti, daha iyi anlayabilir ve emaneti muhafaza eder. Çok örneğine rastladım. Yani söylüyorsun bir gün, Yıllar geçiyor. Hocam sizden şöyle bir şey duymuştum diyor. Unutmuşuz, silinmiş, taptaze önümüze geliyor. Tabii sevindirici oluyor. Böyle şeylere sevinirsiniz değil mi siz de sevgili seyirciler? Sevgili izleyenler, televizyon alışkanlığıyla seyirciler diyorum ama tabii siz de seyircisiniz neticede. Kaybettiğiniz çok kıymetli bir şeyi bulmuş olmanın meşesidir o. Bir beyti ezberlemenin, bir nükteyi, bir hikmeti, bazen bir hikayeyi okumanın böyle de bir yan ürünü vardır, bir neşesi vardır ki benzersiz. Onu nerede okudunuz ise, hangi halet içindeyseniz, yıllar yıllar sonra hatırladığınızda, terennüm ettiğinizde, tekrar ettiğinizde oraya bir gider gelirsiniz. Az şey değil. Yani tayyi mekan yapıyorsunuz, tayyi zaman yapıyorsunuz. Az şey değil doğrusu. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diyen, Böyle bir şey mi kastetti kim bilir. Sözüme döneyim. Hani demiştik ya hayırlısı mı istemeli, hayırlısıyla istemeli falan. Kayıtsız şartsız çok ısrarlı olmamalı gibilerden nasihat etmiştik yani. Min gayri haddin ve liyakatin. Aradan uzun yıllar geçti. Onlar şöyle artık 20'lerine yaklaştılar çocuklar. Bir gün bir yerde dua ediyoruz. Yeri de söyleyeyim size. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Muhammed Emin Tokadi İstanbul Unkapanı Zeyrek Yokuşu'nda, İstanbul'da kabri bulunan Eshab-ı Kiram'dan sonra en yüksek evliyadan biri olarak şöhret bulmuş, çok sevilen bir zat-ı şerif. Ayak ucunda da Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi yatar, onu da zikretmeden geçemedim çünkü o talebesinin yani Süleyman Saadettin Müstakim Zade Süleyman Saadettin Efendi'nin çok nefis bir eseri geçti geçen de elime. Yani böyle talebelere bir şeyler ekmenin diyorum ya bereketi oluyor. 30 küsur yıl önce talebem olmuş, halen de çok sevdiğim bir dostum. O zatın tercüme ettiği bir kitap getirdi ki yani kaymaklı ekmek kadayıfı. Hazreti Ali Divanı yani sevincimden başım döndü diyebilirim o çocuğu böyle durup durup dönüp dönüp öptüm pandemiye rağmen yani. Öyle güzel bir hediye ki boncuk bulmuş çocuk gibi oldum. Biz de böyle sevinçlerle idare ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yani onu da sizden saklamak istemedim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin orada dua ediyoruz. Çocukken sözümü kulağına almış, kulağına küpe etmiş talebimiz şöyle dua ediyor. Henüz arabaları yok idi. Ya Rabbi bu zat hürmetine bize bir araba ihsan et. bizim bir arabamız olsun dedikten sonra ha? aklına geliyor dediğimiz ama hayırlısıyla olsun ya Rabbi. Hayırlıysa ihsan et ya Rabbi. Fakat ver ya Rabbi. <laughs> Kul Allah'a karşı böyle olmalı sevgili izleyenler. Annesinin tokadından korkup annesine sığınan çocuk gibi. Allah'a dua etmek, sığınmak öyle olmalı. Ya Rabbi hayırlıysa ver ama ver ya Rabbi diyor. Musa aleyhisselam arz etti. Ya Rabbi rüyetini de senden istiyorum. En küçük arzularımı da sana arz ediyorum. Utanıyorum ya Rabbi tarzında. Hak Celle ve Ala öyle olmalı buyurmuştur. Yani ayakkabının bağını da Allah'tan iste. Cenneti alayı da Allah'tan iste. Rüyeti cemalullahı da Velhasıl büyük küçük her şeyi Allah'tan iste. Çünkü arayı düzeltmek, Allah ile arayı düzeltmek böyle bir şeydir. Yolu duadır. Duayı ederken insan hangi kapıdan istediğini bilmeli. Ona göre istemeli. Hani adam bir ağanın kapısına gitmiş dilenci olarak. Bir ekmek parası istemiş. Orada bulunanlar, hani kraldan fazla kralcılar olur ya, ağanın servetini ağadan fazla düşünen, biraz da işgüzarlık yapanlar Dilenciyi baştan savmak için azıcık bir şey vermişler ve göndermişler. Adamcağız kızmış, bozulmuş tabii ama ses etmemiş. Bir süre sonra kazmayla çıkıp gelmiş. Ne yapıyorsun sen demişler. İhsan aldığın kapıya kazmayla mı geliyorsun? Vallahi demiş. Verilen ihsan kapıya uymadı. Bari kapı ihsana uysun, yıkacağım demiş. <laughs> Hangi kapıdan istediğini bilmeli insan. Çok istemeli, büyük istemeli, ama tabii buradan maksat dünyalık büyük istemek değil, onu söylemiyorum. İstersen onu da iste ama yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını istemek, uhrevi saadet istemek varken, kalp hastalıklarından kurtulup güzel insan olmayı istemek varken, ''Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denli talibi var kim ne sana ne bana artar.'' Ah Bağdatlı ruhi, ah üstad, cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var kim ne sana ne bana artar. Kendisine söylediğine bakar mısınız şairin? Bu dünyanın nimetinden, hani bir şeyler ister gibi gördüm seni ruhi. Beğenmedim bu vaziyeti. Bak, sen sen ol, hisse koparmak, dünyalık bir şeyler elde etmek gibi arzularını terk et. Vazgeç bu işten. Neden? Çünkü o kadar çok talibi var ki sana bana artacak gibi değil. Dünyada rahat etmenin çaresi bu bana lazım değildir diyebilmek. ya arzı hacet etme müstahni bulun. İhtiyacın söylemektir şahsu edna gösteren diyen şairde zenginlere, insanlara ihtiyaç arz etmekten uzak dur. Müstahni bulun. Müstahni olmak böyle istina etmek yani nazlı olmak demektir. Fakire yaraşan odur. Zengine de tevazu yaraşır. Lazım değil, istemiyorum kardeşim. Eksik olma falan tarzında olmak kardır diyor. Çünkü ihtiyacın söylemektir şahsı edna gösteren. Eğer ihtiyaç söylersen düşersin diyor. Derece kaybedersin. Ne hacet var Allah'a arz et. Kuldan istersen verse minnet vermese zillet. Allah'tan iste verse nimet vermese hikmet. tahir Tahirül Mevlevi merhumun namı diğer Tahir Olgun'un 1951'de vefat etmiştir. Kendisi 74 yaşında. Edebiyatımıza dair bir miktar hisse almak isteyen olursa doğru adrestir. Onun Edebiyat Lugatı isimli kitabı, bütün şiirlerinin toplandığı divanı, yani divan değil o teknik olarak da Tahirül Mevlevi'nin Türkçe şiirleri başlığıyla baskıya hazırlanıyor. Eli kulağındadır. Ele geçerse kayda değer. Daha önce anlatmıştım sizlere. Lisede hocalık yaparken 3 tane küçük kitap yazmış. Fuzuli, Baki ve Nev'iye dair. Küçücük kitaplar. Sonra da onları imzalayıp bir talebesine vermiş. Uzun uzun yıllar sonra bir yolla bizim elimize geçti hamdolsun. Baş köşede saklıyorum. Muazzam bir şair çok beğendiğim, takdir ettiğim, hayran olduğum bir üstattır. Ondan bir iki mısra derc edeceğim bu vesileyle. Bakın şöyle söylüyor. İstemem nakli cenazem de çelengü ahenk, debdebeyle girilir saha değildir makber. Orası medhalidir barigehi mevlanın, kapısından içeri aczile girmek ister. Gerçi anlaşılmıştır sade sayılır ama biz yine de günümüz Türkçesine tercüme için bir araya girelim. Cenazen nakledilirken istemem çelengü ahenk diyor. Çelenkti ahenkti gürültü patırtıydı falan şaşa istemem diyor. Neden? Debdebeyle girilir saha değildir makber. Kabir diyor makber debdebeyle girilecek hava atarak girilecek yer değildir. Orası medhalidir bargehi Mevla'nın medhal giriş kapısı. Orası medhalidir. Bargehi Mevla'nın, Cenabı Hakk'ın ihsanlarının başladığı yerdir. Huzuru ilahiye çıkılan bekleme odasıdır. Medhaldir yani. Kapısından içeri acizle girmek ister. Allahu Teala hazretlerine karşı en doğru tavır acz ve inkisardır. Kırık kalpliliktir, boynu büküklüktür. Zillet ve inkisara sebep olan günah, kibre ve izzeti nefse sebep olan taattan hayırlıdır. Ataullah İskenderi Hazretleri'nin çok parlak Hikemi Ataiye isimli eserinde geçen bir cümle. Günah işlemiş, boynu bükük. Allah'a karşı acz, inkisar, kırıklık içerisinde. Öbürü ibadet etmiş, ilim, hizmet filan yapmış ama göğsü kabarıyor. Hangisi üstün? Boynu bükük olan üstün diyor. Zillet ve inkisara sebep olan günah, kibre ve izzeti nefse sebep olan taattan hayırlıdır. Belki hatırınıza düşmüştür Tahirül Mevlevi'den okuduğum mısralar. 1951'de dedim ya vefatı. Necip Fazıl Kısakürek merhum da 1983'te yani 32 sene sonra göçmüştür. O da şöyle söylüyor, başka bir üslup dairesinde, öyle ya cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif. Son gün olmasın dostum, çelengim top arabam. alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Dostları anlatıyorlar, hatırlatıyorlar. Mısra'da bir kelimeyi değiştirerek ezbere almış birisi. Olur ya bazen böyle hani kelimeler kayar, hece vezninde olduğu için de çok fazla dikkat çekmeyebilir. Aruz olsa daha çok böyle kulağa batar, Yanlış ezber pek yürümez ama hece sayısı tuttuğu için ikinci mısrağı bakın şu şekilde ezber almış. Son gün olmasın dostum çelengim top arabam. orası sabit, alıp beni götürsün tam inanmış dört adam. Tam dört inanmış adam, tam inanmış dört adam. O kadar büyük fark var ki arada. Yani hakiki mümin, insan-ı kamil, tam inanmış dört adam, yakın sahibi dört adam, nerede bulacaksın demiş Necip Fazıl. Nerede bulunur öylesi? Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam diyerek düzeltmiştir. O kelime orada olsan olur, burada olsan o çok şey olur. Çok şey olur. Mesela kelimeden ibarettir. Son söz olarak yine Tahirül Mevlevi'den bir başka kıta, bir başka dört mısrağı da arz edip hatmi kelam edelim izninizle. Diyor ki Tahir Olgun Merhum, eli boş gidilmez gidilen yere Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağlar çekemezdi bu ağır yükü, iki kat sırtımla pek güç getirdim. Mezar taşında yazılıdır merhumun. Kendi mısraları mezar taşında yazılıdır. Ya Rabbi eli boş gidilmez gidilen yere. E ben de boş gelmedim, suç getirdim. Öyle ya, herkes yanımda olandan getirir. ben de suç var, başka bir şey yok ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi. Bu ağır yükü dağlara yüklesen çekemezdi. İki kat sırtımla pek güç getirdim. Bu samimi kul tavrı, bu samimi Müslüman tavrı cidden hepimize ders olmalı sevgili izleyenlerimiz. Mütevazı olanı rahmeti Rahman büyütür. Allah için tevazu edeni alemlerin Rabbi yükseltir, yüceltir, kemale erdirir büyükleneni ise zelil eder. Allah muhafaza buyursun. Kibirli öyle biridir ki diyor, herkesin gözünde sinek gibidir. Sadece kendi gözünde büyüktür. Tabii bu acı nasıl bir haldir? Ama acı nasıl dediğime bakmayın siz. Öyle büyük beladır ki sahibi mahvolmuş, perişan olmuş, ölmüş de ağlayanı yok ama kibir sahibine kimse acımaz. Tevazu öyle büyük bir nimet, öyle bir devlet ki sultan olmuş adeta mana aleminde ama o nimetini de kıskanan yok. Tevazu sahibini kimse kıskanmaz, kibir sahibine kimse acımaz. Allah'a ısmarladık. Katılım Evim, Hayati inançla Söz arasındayız sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?